Evet değerli arkadaşlar. ana kutularımızın yanındayız. Kutu doldurmanın ne kadar çetrefilli bir iş olduğunu bugünlerde tecrübe ettik. Burada kutuların kışlamasının ne kadar olumlu sonuçlar doğuracağını da anlamış olmuş, anlamış durumdayız arkadaşlar. Evet, şimdi geçen de bu kutularımızı oluşturmuştuk. E, kutularımızı katlarda diğer arıların katlarında yağrattırdığımız toplama çıtaları ile birlikte oluşturduğumuz kutular olmuştu. Bunlarda arkadaşlar herhangi bir problem olmadı yani bu kutular gayet güzel tuttular terk vesaire durumları olmadı ama e, mesela bizim arı silkime yöntemiyle yapmış olduğumuz yani memenin üzerine ya da ananın üzerine arı silkme yöntemiyle yapmış olduğumuz kutular. Biraz, bize biraz problemler çıkardı yani ne yaptılar hani bunlar da, terk ettiler. Belki e, zaten geri dönüşler arılarda bölme yaparken problemdir. Aynı arılık içinde yapılan bölmelerde tarlacılar geri döner. Bizim yaptığımız işlem de tarlacıların haricinde kutuda arının herhangi bir hani yiyeceği olmuş olsa da petek olmuş olsa da içinde ana dahi olmuş olsa hani bir kendini dışarı atıp bir gitme isteği açıkçası bazılarında oldu. Yani bunlar durumda kaldık. Yani iş gücümüz artmış durumda oldu. Şimdi eee o videolarımızdan bir tanesinin altına bir soru gelmiş. Hani bu kutularda tek durumlar nasıl ya da kutulardan memnun musunuz falan gibisinden. Şimdi arkadaşlar şöyle bu kutularımız öncelikle inci ana arı kutusunun bir formu diyelim, bir benzeri. Daha önce öyle düşünülmüş, öyle tasarlanmış. Hani üçer çıtalık kutular arkasında arının kek veya şurup alabileceği bölme şeklinde tasarlanmış durumda. Bizim kutumuz çift bölmeli dörder çıtı alıyor her bölme ve onların yanında yan bölümünde kek veya işte şurup alabileceği yer şeklinde tasarlanmış. Aynı zamanda bu kutularımızın hem görmüş olduğumuz kutu gibi sağdan soldan ana arının önünden arkasından şey ana yan yana çiftleşebileceği yani yan yana deliklerin yan yana konumlandırıldığı hem de e, bu görmüş olduğumuz kutu gibi biri bu köşede diğer deliğin arka köşede olduğu kutularımız mevcut. Biz bunları zaman içinde deneyimleyeceğiz. Yani bu kutuların terk etmesi gibi bir mevzu açıkçası şey durumunda hani işle bir defa tuttuktan sonra çok söz konusu olmuyor. Zaten bu kutular dediğim gibi daha önce Bursa'da üstadımız Halil Bilen uzun yıllardır bunları kışlatıyor ve bu kutuları çok verimli bir şekilde orada kendisi kullanıyor. Sonuçta arıcılık bir iktisat meselesi. Ne kadar kadroyla sizin ne kadar iş yaptığınız son derece önem arz etmekte. Bu noktada dediğim gibi bütün bu planlamalar, bütün bu, bu düşünceler, bu fikirler zaten Üstad Halil Bilen'in fikirleri. Yani bir aralıkta yüzde kırk ana arı kutusu varlığı olması. Yine bu ana arı kutusu varlığının yüz yani arılığın sayısını oranla yüzde on oranında kışlaması gerektiği fikri bizim için anahtar olmuş durumda. Biz de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Yani kutularımızı kışlatmaya çalışacağız. Şimdi ilk tur analarımız kutularımızda çiftleşti. Yumurtladı. Hatta yumurtaları kapattılar. Bizler e, bu kutularımızın daha nitelikli hale gelmesi için içinde olan bölümden itibaren bunu sürdürüyoruz. Bu hale getiriyoruz. Şimdi ön, şundan bahsedeyim. Biz, bizler kutularımızda arkadaşlar aldığımız bir takım önlemler oldu. Kutularımızın gördüğünüz gibi kapakları beyaz renkte. Evet. Yani terk etmemesi için terk faktörleri var. Hani ne bunlar? Mesela açlık önemli bir terk, terk faktörü. Yine aşırı sıcaklık büyük bir terk terk etmesinde arıların faktörü. Yine e, varava baskısı, karınca veya işte sarıcı arı baskısı. Bunlar arılarımızda henüz bu bölgede zaten bu tür şeyler yok. Kutularımızda da varava baskısı da olmayacaktır. Aynı zamanda kutularımız yerden yüksekti. Şöyle paletlerin üzerine koyduk ki. Bir tık daha hava dar olsun diyoruz. Zaten Erzurum şartlarında yaşıyoruz ama yine de bölgemiz ciddi şekilde yazları ısınıyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bizler kutularımızı sürekli fondan kek ile beslemekteyiz zaten. Hani sizin de e, anlayacağınız gibi açlıklar arı ölümlerinde, arı terklerinde her zaman ilk sıraları çekmektedir. Bunu açmak için kutularımızda sürekli onların tüketmelerine hazır durumda fondan kek bulunmakta arkadaşlar. Şimdi size dolmuş durumda olan kutularımızdan bir tanesini gösterelim. Şöyle gelecek olursak. Evet bu kutumuz aynı metotla kendimizin oluşturduğu yani yavrulu çıtalarla oluşturmuş olduğumuz bir kutu. Böyle zaten kek bölmesi yani yanında keki hazır. İçinde şu an 8 çıta var. Son çıtaya henüz ulaşmamış. 7. çıtada yeni yeni kabartma faaliyeti yapıyor. Şöyle devam edelim. Evet. Bu 6. çıtası güzel yavru Çiftleştirmiş olduğumuz anarımız burada. 6. çıtayı güzel yavru durumda. 5. çıta Aynı bunlar iki gün önce falan verildi. Şöyle görürseniz full günlük dönmüş durumda. Işıkta şöyle görünürse. Evet bu full günlük yavru dönülmüş durumda. Şöyle ballı çıtası burada. Orada da ilk yavrularını kapatmaya başlıyor. Gördüğümüz gibi arkadaşlar yani bizim arada güçlü ve nitelikli kelimelerinin anlamlarını anlamlandıracağımız araçlardır bu kutular aslında. Bunlar nitelikli kovanlar arkadaşlar. Güçlü kovanlar değil. Yani içinde yavru düzen olan, tarlacısı olan, bakıcısı olan, kendi kendini sürdürebilecek olan nitelikli kovanlar. Şöyle gördüğümüz gibi bir anamızın kapatmış olduğu yavrular. Burada şöyle yan çevirelim. Ciddi anlamda kaliteli güzel bir yavru alanı görülüyor. Gördüğümüz gibi bizler zaten bu kutularımızı elimizden geldiği oranda kışlatmaya çalışacağız. Sizlere de bunlardan bahsedeceğiz. Yaklaşık katlı olarak kışlatacağız. O zaman da 20 çıta olabiliyor. Yani ustamız Halil Bilen'in dediği gibi yani bir kutuyu kutu yapan temelde onu ya stoklamayla ya böyle katlı şekilde bir şekilde kışlatabiliyor olmanız. Çünkü gerçekten tarlalandırmak çok çetrefilli bir iş yani. Hani biz kendi arılığımız içinde kutular oluşturuyoruz. Mecbur hani farklı çiftleşme bölgeleri, izole bölgeler bölgemizde, ülkemizde olmadığı için neredeyse farklı arılıklara gidiş imkanımız da çok olmadığından bizler geri dönüşleri yönetebilmek adına böyle kutularımızı bu şekilde kışlatmayı düşünüyoruz. İnşallah bu noktada başarılı olacağız. Hep birlikte Bunların sonuçlarını göreceğiz. Hepinize çok teşekkürler.